الحب تؤوينا ويزهر روض عينينا مضت في الله رسلتنا بماء الخير تسقينا أيا روحا تعانقنا وبالإيمان تروينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli gençler, öncelikle bu mübarek regaib gecesi, gecemiz hepimize hayırlı mübarek olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zatına ibadet etmeyi ve bütün hayatımız boyunca da Kur'an-ı Azimüşşan ve sahih sünnet üzere yaşamayı cümlemize nasip etsin inşallah. Bugünkü konumuzun başlığı Şura, Danışma Kurulu ya da danışma kurumudur. Allah Celle Celaluhu mealen hepiniz Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. 3 Ali İmran 103. Sonra Allah Celle Celaluhu düştükten sonra kolaylık verir. 65 Talak 7 ayetlerinde kulların hallerini ve onlara dayanak olacak konumları beyan ediyor. Allah-u Teala'nın ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılacağız. Parçalanıp ayrılmayacağız. Ancak bunu yaparken diyelim ki şura, danışma kurumuna dikkat edeceğiz ve önem vereceğiz. Allah Celle Celaluhu güçlükten sonra kolaylık verir. Nasıl verir? Danışmayı, Kur'an'da emredilen şurayı yaparsak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize güç ve kuvvet ihsan eder ve kolaylıklar nasip eder. İşte bu iki ayeti celileden hareketle şura, danışma kurulu, insan toplumları için mutlaka üzerinde durulması, değer ve önem verilmesi gereken bir konumdur. İslam'da şura özellikle 21. yüzyılda yeryüzü Müslümanının çokça adından bahsettiği ama ihlas ve takva üzere uygulamakta kaçındığı, hatta zorlandığı, bazen de terk ettiği bir konumdur. Çünkü biz şurayı belli bir yerde oturup belli bir insanın ya da grubun düşüncelerini başkasına kabul ettirme ya da tasdik ettirme anlamında değerlendiriyoruz. Hayır, şura asla öyle değildir. Belli bir düşünceyle şura toplanırsa, sonra da o belli düşünce tartışmasız oradaki insanlar tarafından kabul edilirse, bu şura olmaz, dikta olur. Siz, ben tırnak içinde söylüyorum, ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur demek olur. Hayır, şura asla bu değildir. Bu nedenle şura kavramı daha önceki yaptığımız sohbetteki adalet kavramına benzer biçimde kişiden aileye, ailenin çevresine, komşulara, daha sonra işte sivil toplum örgütlerine, şirketlere, devlete, devletten küresele yayılan bir sistematik içerisinde bütün kademelerde uygulanması zorunlu ve sorumlu olan bir kurumlaşmadır. Bu nedenle İslam'da şura belli bir konu hakkında fikir teatisi, bu fikrin doğru olup olmadığının araştırılması, iyi ve kötülüğünün tespiti için başkalarının düşüncesini öğrenmek demektir. İyi ve kötülüğün tespiti konusunda başkalarının düşüncesini öğrenmenin de birçok kuralları vardır. Bu kuralların içerisinde insan soyunun yaşamıyla ilgili bütün alanlar mevcuttur. Her alan, diyelim ki ekonomi, diyelim ki ticaret, diyelim ki sanat, diyelim ki siyaset, diyelim ki yönetim, diyelim ki sosyoloji, diyelim ki tarih, ne derseniz aklınıza insan yaşamıyla ilgili ne gelirse gelsin, Kur'an ve sahih sünnette
kesinlikle belirtilmemiş olan bütün konular İslam'da şura kavramının içerisine girmektedir. Bu nedenle diyelim ki bir STK'yı yönetirken, yani derneğimizi yönetirken mutlaka istişareye, şuraya, müşavereye değer vermemiz ve bunu da dille söylemenin ötesinde kalbi ve gerçek olarak uygulamaya koymamız gerekir. Kur'an'ın hükümlerinde ve sahih sünnetin öğretilerinde tartışmasız var olan şura, danışma, çağımızda ve gelecekte Müslümanların insanla ilgili sorunlarını çözmek için kullanılabileceği çok önemli stratejik, İslami ve toplumsal kavramdır. İslam'ın topluma rahmet ve nimet kapılarını açma metodudur. Bireysel ve azlık olanına istişare denmektedir. Bismillah ve amruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında danışma iledir. 42 Şura 38. ayeti insan, iş, yapı, siyaset, yönetim, ekonomi ve tüm sorunların şura danışma yöntemiyle çözülebileceğini ve çözümlenmesi gerektiğini işaret etmektedir. Bismillah ve şavvurhum fil amr. İş hakkında onlara danış. 3 Ali İmran 159. ayeti şura danışmanın toplumsal ihtiyaç olduğunu çok açıkça belirtmiştir. Ayetteki emir sigası, danış sigası, şuranın danışma yapılmasının gerekliliğini açıkça ortaya koymuştur. 42 Şura 38 ayetinde emruhum ibaresi onların tüm işleri anlamındadır. Emruhum, insan varlığı ve ihtiyaçları ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır. Yaratan Allah Celle Celaluhu 3 Ali İmran 159. ayetinde Hazreti Resulullah'a her iş için şurayı emretmiştir. Şura, Türkçe'de istişare, müşavere, danışma kelimelerinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu kavramlar çoğu kez aynı anlamları ifade etmektedir. Kabaca şura, istişare, danışma eyleminin bir kurulda ve toplu olarak yapılması demektir. Danışma, şurayı samimiyetle ve ciddiyetle uygulayan yöneticilerin, siyasetçilerin, ekonomistlerin yönetimle ilgili olgun, birikimli ve deneyimli insanlar olduklarını işaret etmektedir. Düşünce sistemlerinde ve küresel siyaseti, küresel ekonomiyi ve ülkenin genel durumunu analiz etmede derin ve geniş kapasiteli olduklarını göstermektedir. Şura, danışma emrini usulüne uygun olarak adaletle ve akıllıca kullanan yöneticiler toplumları ve devleti yönetmede her çağda başarılı olmuşlardır. Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem her işte devamlı olarak müşaverede bulunmuştur. İslam hükümeti, İslam yönetimleri, STK'ları yönetmek gerçekte asil bir şura duruşudur. Devleti yönetenler halka göre daha yüksek bir fikrin sahibi olsa da baskı ve tahakküm rejimi insanlarda şeref ve haysiyet bırakmaz. Kendisine vahy geldiği halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir konuda zor kullanmamıştır. İslam'ın yönetim tarzında şura danışma meclisidir. Danışma meclisinin toplumsalda pratik uygulanışı zamanın ve şartların ihtiyaç tarzına bırakılmıştır. İslam, yaşamın tüm alanlarında danışma, şura yapılmasını emretmiştir. Şuranın biçimini, metodunu, zamanını ise uygulayanların belirlemesine bırakmıştır. Şuranın yasal yetkileri Kur'an'ın ve sahih sünnetin kurallarıyla sınırlanmıştır. Şura kararları ve uygulama esasları maruf, emredilen, münker
yasaklanan hükümleri esas almak zorundadır. Çağımızda her şey devletin idaresi altında olmakla ve devletin eli her şeye uzanmaktadır. Eğitim, öğretim, ekonomi, ordu, kültür, sosyal, siyasi işler, düşünce hep devlet mekanizması tarafından yönlendirilmektedir. Bu boyutta genişleyen insan kitlelerinin bitmek bilmeyen sorunlarını çözmekle görevli olan yöneticiler ve yönetimler artık danışma metodu ve katılım stratejisiyle yapılmaya mahkum hale gelmiştir. Bu çerçevede bir diğer bakışla şurayı tanımlarsak, başkan ile birlikte toplumun dinde en bilgin, takvada en ileri, konusunda uzman ve işinde yetenekli insanların düşünce, strateji ve eylem planında yönetime katılmaları demektir. İslam devleti veya İslam'a ait olan yönetimlerin yasal ve siyasal gidişi hakkında ne düşündüğü sorulan şura, danışma kurulu üyeleri, Kur'an'ı ve sahih sünneti bilen, uzman, deneyimli, yetenekli Müslümanlardan oluşmalı ve danışma Müslümanların toplu olduğu bir mekanda yapılmalıdır. Yönetimde kendisine ne yapalım diye sorulan sorumludur. Düşüncede bile olsa sorumluluğu paylaşmak iç çatışmaları gidermektedir. Şura uygulamasında siyasal etkinliği ve birikimi olan Müslümanlar, yönetim yeteneği olan Müslümanlar, yönetimin yaptıkları ile ilgili ya da yapılması gerekenlerle ilgili düşüncelerini en açık biçimde ortaya koyma hakkına sahip olmaktadır. İnsanların ve Müslüman kitlelerin sorunlarını ortaya koyup çözümler önerdiğinden, yöneten kadroların yanlışlıklarını aramaktan da vazgeçmektedir. Allah için birlik ve güç birikimi böyle oluşmakta, bireyin ve toplumun sorunlarının çözümleri kolaylaşmaktadır. Özetle şura, İslam toplumunun ve devlet kurumunun güçlenmesi, siyasal yönetimin sürekliliği için kullanılabilecek önemli siyasal ve stratejik kurumsallaşmadır. Şura, danışma kurumu kurulu üyeleri üstün özelliklere sahip temiz ve muttaki Müslümanlardır. Buna rağmen asla masum değillerdir. Şura danışma sürecinde özgürce rey ve görüş bildirme dışında dokunulmazlık hakları yoktur. Şura meclisi, danışma kurulu, Müslümanların güvendiği kurum olmak özelliğini ve kimliğini korumalıdır. Başkan, İslam toplumunun ciddi ve önemli işlerini şuraya danışarak yönetmekle görevlidir. Başkan, devlet yönetiminde ya da STK yönetiminde, dernek yönetiminde, aile yönetiminde şura danışma kurumuna işlevlik kazandırmaz, terk ederse yönetenlerin gücü zayıflamakta, toplumsal sorunlar birbiri ardına ortaya çıkmaktadır. Yönetimde zayıflık, ekonomik sorunlar üretmekte, ardından kitlesel kaos, anarşi, terör ve kan toplumu sarsmaktadır. Çoğunlukla başkanlar kibirli olurlar ve kibirlerinden dolayı küçücük bir şeye kızıp intikam alırlar. Bu sözü naklettim nereden? İmam Gazali'nin Nasihatul Mülük, Devlet Başkanlarına diye bir kitabı var. İstanbul 1969 baskılı, sayfa 36'sından aldım ve yeni baskısı var mıdır bilmiyorum, herhalde vardır, bir ara duymuştum. İmam Gazali yönetme tarzını aynen böyle belirlemiştir. Çünkü burada asıl olan Allah-u Teala'nın garip bir kulu olduğunu kabullenmek ve her şeyi, bütün dünya yaşamının genelini ona göre yorumlamak ve değerlendirmek gerekir. Kibirlenen, kendini bir şey sanan, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı diğer kullara karşı bir üstünlük gören ya da üstünlük taslayan insanların bu halleri özellikle şura dediğimiz danışma sistematiğiyle kırılmalıdır ki onların verdikleri karar da genellikle Allah'ın razı olduğu ve kulların beğendiği
kararlar haline dönüşmüş olsun. Yönetenlerin zulümlerini engellemek, toplumun ve insanların haklarını korumak, Kur'an ve sahih öğretilerinin sevgi ve itaatle yaşama geçirilmesini sağlamak için Müslüman liderlere, yönetim kadrosuna şura danışma emredilmiştir. Şura danışma sisteminin kurumlaşması devletin, STK'nın ya da herhangi bir yönetim birimiyle ilgili konumlarda ekonomik başarıları getirirken aynı zamanda gerçekten sinerjinin kaynağı ve dayanağı olmaktadır. Yönetimde başkanlık başta olmak üzere her görev emanettir. İslam toplumu başkana ve tüm yardımcılarına siyasal yönetimi iktidarı emanet olarak vermiştir. Yani yönetme hakkını emanet olarak vermiştir. Başkanın yönetiminde eksen sorumluluğu devleti, toplumu, bireyi adaletle yönetmek, kamu hizmetlerinin dağıtımında emanetleri ehline vermektir. Özellikle siyasal alanda kamunun, halkın ihtiyacı olan görevler ve hizmetler ehl olan, işi bilen, güvenilir insanlara verilmezse devlet yönetiminde emanetlere ihanet edilmiş olur. Tarihe ibretle baktığımızda İslam siyasetinin toplumsal kodlarını, doğru yönetim stratejilerini bilmeyen siyasal yöneticiler Müslüman kitlelerin yaşadığı topraklarda beklenmedik fitnelerin çıkmasına, siyasal kaosun, anarşi ve terör dalgasının yayılmasına neden olmuşlardır. Müslüman toplumlarda devletin ya da yönetenlerin siyasal, ekonomik ve savaş gücü etkinliklerinin küresel iklimde zayıflığının kaynağı tam da bu sınıra dayanmaktadır. Emanetlerin ehline verilmesi, yönetimde görev dağıtımının yeteneklere göre güvenli biçimde yapılması şura danışma kurulunda belirlenmelidir. Böyle olursa devletlerin siyasal etkinlikleriyle ekonomik yapıları güçlenmektedir. Zaten şura danışma sisteminin asıl amacı yönetenleri doğru, isabetli, uygulanabilir, gerçekçi stratejik kararlarla güçlendirmektir. İslam siyasetinde ve yönetim kodlarında, yönetim formlarında danışma çok önemsenmiştir. Fitne, kin, anarşi ve terör üreten kulis çalışmalarının engellenmesi için ilim ve din adamlarıyla istişare etmeyen imamın başkanın azli şarttır. Kuralı her çağda İslam bilginlerince benimsenmiştir. İslam'ın siyasal ikliminin toplumda egemen olmasını sağlamanın ilk yolu, darbelerin, sapık metotların engellenmesinin ilk çaresi şura danışma sisteminin uygulanmasıdır. Danışma, kura kavramı siyasette ve yönetim kodlarında kanserleşmiş toplumsal sorunların çözümünde İslam'ın sunduğu uygulanması zorunlu, önemli ve çok ciddi stratejik eylemdir. Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olmasına rağmen danışmadan iş yapmaktan çekinmiştir. Şayet Müslümanlara danışmadan birisini başkan tayin edebilseydin, İbn-i Abd'ı yani Abdullah İbni Mesud'u tayin edebilirdin buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem ehil Müslümanlara sormadan, danışmadan atama yapamamışsa ve Medine devletini şura kararlarıyla yönetmişse, sondaki çağlarda ardından gelen siyasetçiler ve yöneticiler nelerine güvenerek siyasette ve yönetimde şurayı, danışmayı terk etmişlerdir. Bu soru önemlidir ve her Müslüman bu sorunun gerçek anlamda yanıtını yorumlamak, değerlendirmek ve bulmak zorundadır. Şura konusunda ilk reşit halifeler radıyallahu aleyhi mecmain döneminde uygulama modelleri şöyle olmuştur. Ehil ve yetenekli Müslümanlar davet edilmiş, halife ya da başkan
görüşmenin gündemini açıklamış, şura üyeleri bildiği doğruları özgür düşünce ikliminde Allah için söylemişlerdir. Ortaya konulan düşünceler, öneriler doğrudur veya yanlıştır. Çok iyidir veya kötüdür. Hiç kimse kınanmamıştır, ayıplanmamıştır. Şurada hedef, Müslümanlara en faydalı olanı aramak, çözümlerin, çarelerin içinden en iyisini ve en doğru olanını bulmaktır. Şura gündemi, tüm yönleriyle serbestçe tartışılmış üyeler, gündemle ilgili bildiği delillerini ortaya koymuşlardır. Sonuç ve son kararın alınması, herkes reyini beyan eder, halife de reyini beyan eder ya da başkan da reyini beyan eder kuralına uyularak belirlenmiştir. Şura'nın çok ciddi uygulayıcıları olan ilk reşit halifeler, danışmayı terk etmemek, yani şurayı terk etmemek, toplumla ilişkilerini koparmamak için kapıcılar, yaverler ve özel korumalar kullanmamışlardır. Seçkin liderler törensiz gezip dolaşmışlar, halkın içinde sıradan insanlar gibi yaşamışlardır. Onlarla görüşebilmek için özel izin gerekmemiştir. Müslüman halk her yerde ve her mekanda başkana hesap sormak hakkını kendinde bulmuşlardır. Allah'ın insana verdiği özgürlüklere, şura, danışmanın etkisini ve işlevine hep güvenmişlerdir. Şurada kararlar genellikle ittifakla alınmıştır. Ama bazen ittifak yerine çoğunluk reyi yeterli olmuştur. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eğittiği ilk halifeler ve ashabın seçkinleri Kur'an ve hadis alimlerinin en büyüklerinden biriydi. Temiz ve doğru bir kimse olduğu için de bütün Müslümanların itimadını ve güvenini kazanmış bulunuyordu. Sahabenin radıyallahu aleyhi mecmain bilginleri toplum içinde bilgisine, inancına ve dine bağlılığına güvenilen insanlardı. Onların şura kararları İslam ümmetinin geleceğini de güven altına almıştır. Şura, danışma, bilgili, yetenekli, üst düzey Müslümanların birbirlerine eğitme ve öğretme kurumudur. Müslüman kitleler şura danışma sürecinde İslam bilimleriyle ilgili pek çok konuyu birbirlerine öğretmişlerdir. Şura Meclisi, danışma kurulunun gündemi nelerdir? Hakkında kesin nas olmayan her konu ve toplumsal sorun, yani Kur'an ve sünnette, Kur'an ve sahih sünnette kesin hükmü belli olmayan her konu, toplumsal sorun şura gündeminde görüşülmüştür ve görüşülebilecektir. İslam'ın kesin ve açık kural koymadığı insan yaşamındaki tüm sorunlar şura gündemine alınmıştır ve alınma hakkına sahiptir. Müslümanların bireysel ilişkileri, İslam devleti ve toplumunun sosyal, siyasal ve ekonomik sorunları, savaş stratejileri ve bunlara karşı alınacak olan önlemler, devletin hukuksal yapısı ve yönetim yetkilerinin devletin hukuksal yapısı ve yönetim yetkilerinin kullanım biçimleri şurada sürekli tartışılmıştır. Her zaman en iyi ve en doğru kararlar sürekli gözetilmiştir. Çağımızda düşünce kuruluşu, sivil toplum ve siyasal katılım diye tanımladığımız kitlesel oluşum ve uygulamalar şura danışma modeliyle Müslümanlar tarafından çağlar öncesinde yaşama geçirilmiştir. Yönetim alanlarında şura danışmanın asıl işlevi toplumun ıslahı için Kur'an'ın ve sahih sünnetin öğretilerine uygun kuralların konulması, yasaların yapılması, yasaların uygulanmasında yönetime, başkana yardımcı olunmasıdır. İlk halifelerin şura uygulamalarında Kur'an ve sahih sünnetin öğretilerine karşı yasa çıkarılmasına, böyle yasaların toplumda uygulanmasına asla izin verilmemiştir. Artısı, halife ya da başkan İslam'ın ilkelerine ve kurallarına uyduğu sürece yaptıklarına asla karşı çıkılmamıştır.
Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinden sonra Hazreti Osman'ın radıyallahu anh şehiden katli 656 Cemel ve 657 Sıffin olayları şura uygulamasının zayıfladığı döneme denk gelmiştir. İslam toplumunda oluşan bu kabul edilemez kötü sonuçlar ümmetin tüm geleceğini çok olumsuz biçimde etkilemiştir. Demek ki şura o derece önemli ve değerlidir. Yönetimde şura danışma kurulunda çağımızdaki gibi İslam karşıtı partiler ve gruplar yoktur. Kur'an ve sahih sünnet öğretilerine karşı siyasal ve toplumsal örgütlenme yasaklanmıştır. Başkan şurayı şura başkanı yanlış yapılmasın diye sürekli denetimleri altında tutmuşlardır. Potansiyel tehdit ve tehlikeler ile halka yapılabilecek zulümler, İslam dışı sapmalar böyle engellenmiştir. Tarihsel geçmişte uygulanan siyasal ve toplumsal stratejilerin çağımızda uygulanması kolay değildir. Kolay olmadı. Afganistan, Irak, Suriye, Orta Doğu İslam coğrafyasında açıkça görülmüştür. Halimizin rezil görüntüsü en acımasız biçimde devam etmektedir. Öyleyse bugün geçmişten daha çok şura, danışma kuruluna ve kurumsalına çok acil ihtiyacımız vardır. İslam'ın siyasal yönetim yapısına uygun şura 21. yüzyıl çağında siyasal kodlarda parlamenter rejimlerle benzerlik göstermektedir. Ancak İslam'ın siyaset ve yönetim önerileriyle diğer siyasal yapılar çok farklı amaç ve toplumsal uygulamalarla derinden ve kökten birbirlerinden ayrılmaktadır. Kur'an'ın 42. Şura suresinin bütünü gökleri, uzayı ve gezegenimizi anlatmaktadır. Hazreti Muhammed Resulün sallallahu aleyhi ve sellem emredildiği üzere yaşama geçirdiği şura, danışma nimetinin ve hikmetinin adını taşıyan 42. surenin son iki ayeti şöyledir. Şüphesiz sen doğru yolun rehberliğini yapıyorsun. 42 Şura 52 Göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah'ın yoludur. Gözünüzü açın. Gözünüzü açın. İşler ancak Allah'a dönüp varır. 42 Şura 53 Sözünüzü şurada, danışma kurumunda, kurulunda ne söylerseniz söyleyin. Ne derseniz deyin. Amacınız, niyetiniz İyi ve kötü ne olursa olsun sonuç yaratan tek Allah'ın hükmüne ulaşacaktır. Allah'ın yoluna karşı duran kaybedecek, kutlu yola uyan kazanacaktır. Şura, danışma, hak ve haklı yolun nasıl uygulanması gerektiğini bulmak için yapılmıştır. Günümüzde de ve gelecekte de öyle yapılacaktır. İşte değerli gençler, Şura'nın değeri ve önemiyle ilgili bu mübarek gecede size arz edeceğim konu budur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ilk reşit halifelerin uygulamış oldukları şura sistematiği nasıl olmuştur? Bunu da inşallah gelecek haftaya bıraktık. Rabbim lütfederse gelecek hafta yine Şura konusuna devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekrardan regaib kandilimiz hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böyle mübarek günleri ve geceleri ümmeti Muhammed'in Kur'an ve sahih sünnet üzere birleşmesine, Kur'an ve sahih sünnet üzere birliğine yönelik çalışmalar yapmaya inşallah gayretlerimizi yönetsin ve inşallah Rabbim Celle Celaluhu gelecek çağlarda, gelecek yıllarda Kur'an'ın ve sahih sünnetin ikliminde ümmeti Muhammed'in ihlasla yaşamasını nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.